Yeni bir videodan herkese merhaba. Evet, karavanda açtım bugün videoyu. Bunun da sebebi karavan turu çekmeyi düşünüyorum. Bundan bir sene önce de benim ilk videom karavan turuydu. İzlemek isterseniz alt tarafa link bırakırım. Eğer unutursam sayfama girdiğinizde zaten görürsünüz benim ilk videomda. O bizim ikinci karavanımızdı. Bu bizim üçüncü karavanımız bu arada. İlkin ismi Mini'ydi. Onu hiç çekmedim zaten. İkincisi Joy'du. Çok sevdiğimiz bir karavandı. Büyüklüğü 22 fit'ti. Bunun büyüklüğü 16 fit. Joy'u çekmiştim o zamanlarda. Bunun ismi de Joy 2 koyduk bu arada. Neden onu sattık? Tekrar bir çekme karavanı aldık. Onu hemen kısaca bir anlatayım size. Lafı fazla uzatmadan. Biz aslında motorhome almayı düşünüyorduk. Motor karavan. Ama maalesef evi kiraya verip motorhome alıp ondan sonra da bütün eyaletlerini dolaşmayı planlıyorduk. Ama maalesef planladığımız gibi olmadı. Bu kanalda ben zaten onun için açmıştım. Gittiğim yerle birlikte gezmiş olursunuz. Bilmediğiniz, o merak ettiğiniz eyaletleri de görmüş olursunuz diye düşünmüştüm. Hep faydalı bir video olur diye düşündüm sizler için de. Yani dediğim gibi kanal farklı içerikler üretmeye başladım. Farklı taraflara, farklı konulara doğru evrildi. İçinde her şey var hayata dair. Kamp var. Ondan sonra market videoları var. Market turu videoları, ki onu çok seviyorsunuz biliyorum. Ona da devam edeceğim bu arada. Ondan sonra ne bileyim günlük vloglar var. Amerika ile ilgili değişik ne varsa, ne gördüysem onları da görüntülemeye çalışıyorum. Siz o burayla ilgili biraz bilgilendirmeye de çalışıyorum. Ama sevdiğiniz, istediğiniz, bunu da çek dediğiniz bir video, bir vlog varsa bana aşağıya yorum yazarsanız da sevinirim, mutlu olurum. Ve dediğim gibi planladığımız gibi olmadı. O yüzden de biz motorumu almaktan vazgeçtik. Ancak hafta sonları ve tatillerde gidebileceğimiz için motorum almanın bir mantığı yoktu. Çünkü çekme karavanlarla motor karavanları arasında bayağı bir fiyat farkı var. Artı sigortaları ve vergileri çok yüksek. Kapının önünde duran bir araç içinde bu kadar vergi ve sigorta vermeyi mantıklı bulmadık. Tekrar çekme karavanı aldık. Karavanımızdan çok memnunuz. 16 fit. Bir önceki Joy olan 22 fit'ti. Bu 2023 model. Sıfır aldık biz bu karavanı. Bize göre çok uygun. Küçük tercih etmemizin sebebi de çok rahat kamp alanına girip çıkmak. Yol üstünde uzun bir yola gittiğimizde bir yerde rahat durup tekrar oradan. Çünkü çekme karavanlarda maalesef bu motor karavanlar kadar rahat kullanımı olmuyor. İnsanı biraz strese sokuyor. Yani ben en azından strese giriyorum. Onun için de küçük karavan tercih ettik. Neyse, lafı fazla uzattım. Çenem düştü. Daha fazla uzatmadan hemen karavanın dışıyla başlayalım önce istedim. Ama dışıyla ilgili de şöyle çok da fazla bir bilgim yok açıkçası. Ama içeriği rahat anlatabilirim. Yani elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenerek ve keyifle izleyeceğiniz bir video olur. Ve size de bir belki fikir olur. Yani bir karavan yaptırmak isteyen, almak isteyen arkadaşlar için fikir olur diye düşünüyorum. O zaman iyi seyirler diliyorum. O zaman başlayalım dolaşmaya dışarıdan. Hadi gidelim dışarıdan anlatmaya başlayalım. Evet, şimdi şurada bir mangalımız var. Gazla çalışıyor değil mi Semih bu? Evet. Gazla çalışan bir mangalımız var. Bu arada camperımız... Flat top bu. Bunun üzerinde mangal yapıyorsunuz. İşte pişiriyorsunuz yemeğinizi falan. İstiyorsanız bacon pişirebiliyorsunuz, yumurta pişirebiliyorsunuz. Böyle bir şey. Bu şekilde. Şuraya da yağ akıyor. Yağ bölümü burası. Pişirdiğiniz yemekten bu şekilde bunu içeriye koyuyorsunuz. Outdoor aldığımızda vardı. Bu arada camper'ımız 2023 model, sıfır aldık biz. 16 feet bahsetmiştim. Bu şekilde de açılan... Bu da elektrikli, içeriden otomatik olarak açılıyor düğmeye bastığınızda. Şu kısmında da led lambası var. Bu brandası. Gölgelik. Artık şimdi çantayı açıyoruz. İçeriden otomatik açılıyor. Bu şekilde. Tamam. Evet, tamamen açıldı. Işıkları da yakabilirsin istiyorsan. Biraz karanlık oldu sanki. Evet. Tamam, ışıklar da yandı. Şimdi daha iyi. Bu şekilde önden ismi de şöyle. Dediğim gibi 2023 model.
16 feet. Burada da aküler var. Üst tarafta da solar panellerimiz var. Yani güneş panellerimiz var. Aküyü donmasına yardımcı oluyor. Biz onu kullanmıyoruz. Çünkü burada elektrik de var aynı zamanda. Kamp alanlarında genelde kanalizasyon, elektrik ve şehir suyu mutlaka oluyor. Biz State Park'tayız bu arada. Bu da otomatik olarak şunun inip çıkmasını sağlıyor. Şu düğmeleri var. Hatta açıp göstereyim size. Şu şekilde bastığınız zaman iniyor. Bu şekilde yukarıya çıkarıyor, çıkıyor elektrikle. Aküyle çalışıyor, pardon. Dediğim gibi paneller akünün sürekli şarj olmasını sağlıyor ve bunun için de bayağı işe yarıyor. Ama olmasa da fark etmiyor. Akü dolu olduğu zaman her zaman çalışıyordu. Burada da tüpümüz var. Propane içeriye bağlanıyor. İçerideki ocağı çalıştırıyor. Gaz ocağını. Bir de ısıtmayı çalıştırıyor. Biz ısıtmayı kullanmıyoruz. Biz kendi yanımıza elektrikle ısıtıcı getiriyoruz. Çünkü zaten şehir elektriğine bağlı. Yani bütün kamp yerlerinde şehir elektriği var. Bu da yukarıdaki panelin açılıp kapatıyorsunuz. Burada da yukarıdaki panelin açıp kapatıyorsunuz. Enerjisini kullanmak istediğinizde, kullanmadığınızda kapatıp kapatabiliyorsunuz ki şey boşalmasın diye. Akü değil mi? Boşalmasın diye. Burada da kilit var. İnsanla çalınmasın diye bıraktığınızda bir yere burada kilitliyorsunuz. Şöyle içine geçiyor. Başka. Şurada da bir tane storage'ımız var. Şu şekilde içine büyüklüğü şu şekilde. Diğer taraftan da açtığınızda o mangalı görebiliyorsunuz. Böyle. Burada da outdoor shower var. Dışarısı için duş var. Bunu açmamışız. Bunu göstereceğim. Burası da, burada da temiz su tankı var. Aslında su doldurup yola devam edebiliyorsunuz ama biz suyu doldurmuyoruz. Çünkü şehir suyuna buradan direkt bu şekilde bağlanabiliyorsunuz. Buradan açtığınızda direkt suyu kullanabiliyorsunuz. Elektrik de buradan bağlıyorsunuz. Direkt kar kamp alanında olan şey kesinlikle şehir suyu. Hortumuza bağlanıyorsunuz direkt. Ve elektrik kablosuyla da elektriğe bağlanıyorsunuz bu şekilde. Bu da kirli su, black tank ve grey tank'in bağlı olduğu hortum. Buradaki de kanalizasyon, şehir kanalizasyonu ve bütün kamp alanlarında herkesin kendine ait şehir kanalizasyonu, suyu ve elektriği oluyor. Biz normalde depoya doluyor black tank ve grey tank. Bu black tank flush. Bu da şehir suyu. Ama mesela şunlarla şunu açtığınız zaman bu black tank olan, bu grey tank olan depoya doluyor önce. Ondan sonra bunları böyle çektiğiniz zaman buradan kanalizasyon akıyor. Ama biz grey tank'i hep açıkta bırakıyoruz. Direkt suyu kullandığımız zaman zaten kanalizasyona bağlı olduğu için oradan akıp gidiyor. Ama black tank'i tutuyoruz. Genelde büyük tuvaletimizi kullanmıyoruz. Çünkü her kamp alanında tuvaletler, duşlar oluyor. Bu da bizim yatak odamızın. İçeriden de göstermiştim. Göstereceğim de. Burası slide out oluyor. Yatak odasının olduğu bölüm. Burası içeriden elektrikli bir düğmeyle. Düğmeye bastığınızda bu otomatik olarak kendisi açılıyor. Ama yola çıkarken bu otomatik olarak içeriye giriyor. Diğer camp karavanımızda da vardı. O mutfak bölümündeydi. Bu yatak odası bölüm. Şu an slide out açılıyor. Burası bizim yatak odasının olduğu bölge. Ha tamam. Odası bölümünde. Burası kanalizasyon bahsettiğim. Bu şekilde yola çıkmadan kapatıyorsunuz. Bu pencereler falan içeriye giriyor. Bu da yatak odası penceresi bizim. Dediğim gibi bu da yedek lastiğimiz. Valla karavanın dışıyla ilgili çok da fazla bir bilgim yok diyebilirim size. Elimden geldiğince anlatmaya. Şu kısım açılıyor. Bu kısım açılıyor. Şuradaki boruyu yerleştiriyorsunuz. Ayakları indiriyorsunuz, kaldırıyorsunuz yola çıkarken. Yani benim anlatabileceklerim bunlar. Çünkü benim bildiklerim bunlar. Bu tanklerin büyüklükleri konusunda hiçbir fikrim yok. Onun dışında bu şekilde burada bir bağlantı var. Bu da istiyorsanız televizyonunuzu buraya takıp
Buraya takabiliyorsunuz. Elektrik yine var burada. Buradan bağlanabiliyorsunuz. Yani anlatmadığım bir şey yok diye düşünüyorum. O zaman içeriye girip biraz da size içeriği anlatmak istiyorum. Var bu şekilde manuel olarak açabiliyorsunuz. Bu şekilde de içeri koyuyorsunuz, yerleştiriyorsunuz. Şimdi kapıyı bu şekilde açıyoruz. Burada bir de sinekliğimiz var aslında. Bu şekilde yaptığımızda sineklik var. Aynı zamanda da böyle evcil hayvanlarımız varsa dışarıda çıkamıyorlar. Böyle açıp bunu bu şekilde tekrar birleştirebiliyorsunuz. Geçecek misin Rex? Hı? Okey. Evet. Hemen böyle karşımızda küçük bir mutfağımız var. Burada mikrodalga fırınımız var. Böyle iki gözlü gaz ocağımız var. Şu şekilde açıyorsunuz. Şöyle. Çakmaklı kendinden. Böyle iki tane burada, iki tane burada. Böyle kaşıkları koyduğumuz. Buraya da ben tabakları koydum. Bu ısıtıcı. Gazla çalışıyor dedim aşkı ısıtıcı. Burada ısıtıcımız var. Gazla çalışıyor. Ama biz elektrik ocağı getirdik. Gaz kullanmamak için. Çünkü elektrik... Evet. Burada bir yangın söndürücümüz var. Şöyle bir oturma alanımız var. Bu masa şu şekilde dönebiliyor istediğiniz şekilde. Sonra bunu bu aşağıya indirdiğinizde şuraya, şu kısma indirdiğinizde üstüne bir de minderleri koyuyorsunuz. Bunları koymanıza gerek yok. Yedek minderler var içeride. Yatak odasında. Onları koyduktan sonra burası da çift kişilik queen size bed yatak oluyor. Şurada camper'ımızın ismi var, Joy. Daha önceki camper için almıştık biz onu. O sattığımız camper. Bahsetmiştim size. Şurada da bir süsümüz var. Şu askılarla birlikte şu askıları buralara yapıştırıp bu süsleri de oraya yerleştirmeyi düşünüyorum. Böyle ocağımızı kapatalım. Burada havalandırmamız var yemek yaparken. Kötü hava yağsın diye davlumbaz. Buraya ben baharatlarımı koydum. Mikrodalgamız var. Şurada bir dolabımız var. Ben orayı şu şekilde bardakları koymak için kullandım. Burada televizyon bağlantısı yeri var. İstiyorsanız buraya televizyonunuzu da getirip koyabiliyorsunuz. Burada şöyle yuvarlak bir lavabomuz var. Yeterince büyük, kullanışlı. Bayağı seviyorum. Burada camımız var. Burada camlar şu şekilde açılıyor. Perdeleri bu şekilde açıyorsunuz. Bunu da. Bu aynı zamanda burası da emergency çıkışı aslında. Bu şekilde. Sinekliğimiz var. Bu camlar yukarıya doğru açılıyor. Şu şekilde. Böyle kilitleri var. Kilitleri şuradan sıktıktan sonra bu şekilde açabiliyorsunuz. Burada bu şekilde açılıp yine bu şekilde kapanıyor. Burada da solar panelimiz var yukarıda. Güneş paneli var. Şu anda full gösteriyor. Biz çünkü güneş panelini kullanmıyoruz. Elektrik sistemi var. Bu da sound sistemi, müzik sound sistemi. Bunu işte buradan bu şekilde çıkartıp dışarıya da takabiliyorsunuz aynı zamanda. USB girişleri de var burada. Yine yangın alarmı. Burada havalandırması. Bu da havalandırma ayarı. İstiyorsanız buradan elektrikli havalandırma ayarını yapabiliyorsunuz. Yine USB bağlantıları var. Şöyle büyük bir buzdolabımız var. İçi bayağı geniş. Yani evde kullanılan boyutlarda bir buzdolabı. Şu şekilde kilitliyorsunuz yolda kapaklar açılmasın diye. Buraya bir askı yapmışlar. Biz anahtarlarımızı falan astık. Bunu astım ben. Bu Joy yine. Buradan böyle gidiyoruz. Bu şekilde bir kapı var. Gittiğimizde mutfakla bu alana kesen bir kapı var. Onu da anlatacağım birazdan. Kapıdan bu şekilde içeri giriyorsunuz. Ve tam bu orta kısımda banyo. Duş alanı var. Duş alanı da bayağı büyük yalnız. Yani iki kişi bile girebilir aynı anda içine, öyle söyleyeyim. Bu da bu şekilde de duşun kapısını kapatıyorsunuz. Bir elle de hemen açabiliyorsunuz. Burada şöyle bir sunroof gibi bir şey yapmışlar. Aydınlatma olsun diye. Bu tarafta da işte kapıyı kapattığınızda banyo burada kalıyor. Burası aslında bütün bir banyo şeklinde düşünün.
şurayı. Hemen göstereyim. Bu şurası banyo. Burada lavabosu var. Şöyle iki. Şurada cam var. Yine o şekilde açılıyor. Buraya da aslında istiyorsanız böyle bir hasırdan bir sepet alıp ben içine bu eşyaları koymayı düşünüyorum. Yani bileyim böyle. Ben buraya makyaj malzemeleri bastım. Şöyle bir aynalı küçük bir dolabımız var. Özel eşyalarımızı koyduğumuz. Bir de şu alt tarafı var. Havluları falan koyduk. Böyle küçük bir lavabosu var. Elektrik bağlantısı. Şimdi sonra yatak odasına giriyoruz. Yatak odasında şöyle bir televizyonumuz var. USB bağlantısı var. Biz bu televizyonu istesek aslında duvara sabitleyebilirdik şuraya. Ama biz sabitleme gereği istemedik. Çünkü bunu alıp mutfağa da götürüyoruz. Mutfakta bir şey izlemek istediğimizde oturduğumuz yerde bu televizyonu da izleyebiliyoruz. Burada büyük bir cam var. Yine aynı şekilde açılıp kapanıyor. Bu şekilde. Bakın komşularımız. Böyle USB girişleri, elektrik yine. İki tarafta da var. Şöyle geniş bir queen size büyük bir yatağımız var. Üst tarafta şurada bir dolap var. İçine bir şey koymuyoruz. Ben bu yatarken şu yedek yastıkları oraya kaldırıyorum. İki tane altında da şöyle bir kaldırıyorsunuz. Storage var. Şu şekilde de şeyler koyduk biz. Kutular koyduk depolama alanı diye. Bu alt tarafa da o şey, istiyorsanız yataklarınızı falan koyabilirsiniz. Bir elektrik sobasıyla ısındık akşamleyin. Aslında normalde kendisinin gazla ısınma şeyi var. Kaloriferi var ama biz gaz harcamak istemedik. Elektrik nasıl olsa var her kamp alanında diye elektrik sobamızı getirdik. Hem mustatlı kendisi oda sıcaklığını ayarlıyor. Ona göre açılıp kapanıyor. Uzak kamp kumandası da var şu şekilde arkasında. Alıyorsunuz. Öyle yani. Yine camımız var. Ondan sonra böyle küçük buraya askılarımızı, ceketlerimizi asabildiğimiz böyle bir askılığımız var. Şurada da böyle ikilik rafımız var. Böyle çekmecelerimiz var. Bu şekilde kıyafetlerimizi koyduğumuz. Yine benim tarafımda da var. Orası Semih'in, burası benim. Ceketlerimizi falan koyduğumuz, çantamı falan koydum. Ufaklıkların maması. Buraya da bir bölüm yapmışlar. Ve bu şekilde şeyi koydum ben. Bu arada bunun arkasında da şey var. Bunun arkasında da cam var. Televizyonun arkasında cam var. Dediğim gibi televizyon aslında bu istiyorsan bu yukarıya asabiliyorsun. Ama biz asma gereği duymadık. Ondan sonra oldu ki. Şimdi bu da yatak odasının sürgülü kapısı. Şimdi size şöyle bir şey anlatacağım. Bu da yatak odasının sürgülü kapısı. Şimdi kapıyı kapattıktan sonra dışarıyla bağlantı tamamen kesiliyor. Oldu ki misafirin böyle açık bıraktığınızda. Kapıyı açık bıraktığınızda sanki böyle bir ebeveyn banyosu varmış gibi. Yani yatak odasından çıkıp böyle banyonuza girebiliyorsunuz. Ebeveyn banyosu varmış gibi. Bu kapı eğer misafiriniz varsa, eğer içeride de bir misafiriniz kalıyorsa bu kapıyı kapatıp tuvalette bağlantı kesiyorsunuz. Bunu da kapattığınız zaman misafiriniz taraftan kapıyı açıp tuvaleti kullandığında siz yatak odasını göremiyor. Bu şekilde kapıyla bölüyorsunuz. Ama misafiriniz yoksa burası açık kalıyor. Ebeveyn banyosu gibi girip çıkıp kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi. Ortak banyo gibi düşünün. Burada birisi kaldığında burayı kullanabilir. Siz onlarla muhatap olmak istemiyorsanız, o tuvalete geldiğinde sizi görmesini istemiyorsanız yatak odasının kapısını bu şekilde kapatıyorsunuz ve tuvalette bağlantınız kesiliyor. Böyle kapattığınızda burası sadece bir banyo oluyor. Böyle. Anlatmak istediğim başka bir şey. Burada havalandırma delikleri var. İşte klimayı çalıştırdığınızda buradan rahatlıkla havalandırma gerçekleşiyor. Şurada da lambalar var. Bu şekilde ortasında düğmeleri var. Böyle basıp açıp kapatabiliyorsunuz. Elektrik bağlantısı, televizyon kablo cable bağlantısı var. Ondan sonra başka şurada bir havalandırma var. Bunu aç, şurada düğmesi var. Şu şekilde asılıdır. Şu şekilde havalanıyor. Hatta şunu böyle açtığınızda yukarı kaldırdığınızda temiz hava da içeriye giriyor. Böyle de kullanabiliyorsunuz. Kötü havayı çeksin diye. Aynısından yine bu banyoda var. Bu şekilde basıp çalıştırıyorsunuz. Şöyle. Ve istiyorsanız bunu böyle açıp içeriye temiz hava girmesini sağlayabiliyorsunuz.
Tuvaletten bahsedeyim biraz. Tuvaletimiz kasetli falan değil. Normal dışarıya şu şekilde bağlantısı var. Tuvaletinizi kullandıktan sonra şurada pedal gibi bir şey var. Basıyorsunuz bu şekilde. Su içeriye su depoya akıyor normalde. Kirli su deposunda birikiyor. Ondan sonra da burada bir kanalizasyon bağlantısı var. Siz onu dışarıdan göstermiştim. Bu kanalizasyon bağlantısından depodaki suyu direkt kanalizasyona bağlanıyor. Ama biz orayı kapatmıyoruz. Yani depoda birikmesine izin vermiyoruz. Direkt açık bırakıyoruz. Direkt kanalizasyona bağlanıyor. Pis su ve gri tank ve black tank dedikleri ikisi de lavaboda bu şekilde su depoda birikmiyor. Su direkt şehir su bağlantısından bağlanıyor. İstediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde önce gri tank'e doluyor. Ondan sonra da boşaltıyoruz ama biz hiç kapatmadan direkt suyu boşaltıyoruz. Burada da yine lambalar var. Bu şekilde basıyorsunuz, açıyorsunuz. Onun dışında anlatacağım. Başka bu şeylerin koltukların altlarında da depolama alanları var. Bu da elektrik paneli. Burada arızaları falan buradan tamir ediyoruz değil mi? Elektrik sigortası attığı zaman elektrik sigortaları burada bulunuyor. Bir de şurada şu kısımda deponuna kadar dolu olduğunu, boş olduğunu gösteren bir panel var. Bunlar da elektrik, bu sıcak su için. Slide out için düğme var. Bu da otomatik olarak yatak odası normalde slide out'la dışarıya verildi. Şu gördüğünüz kare bölüm içeriye doğru geliyor, slide out dediğimiz elektrikli otomatik olarak düğmeyi bastığımızda. Bu şekilde buraya kadar bu şekilde böyle içeriye doğru geliyor. Slide out var. Düğmeye basıyorsunuz oradan elektrikli. Tekrar dışarıya doğru ilerliyor. Böyle yola çıkarken slide out'ı kapatıyoruz her zaman. Evet, karavan turumuzun sonuna geldik. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi çok da fazla bir bilgim yok. Umarım keyifle izlediğiniz, beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videomu likelamayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.